Merhaba sevgili gençler, burası Bizim Hocalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar Türkiye'de iş kuvvetler konusunu işleyeceğiz. Türkiye'de orojenez, epirojenez, depremler ve volkanizmanın etkilerinden bahsedelim. Anadolu'nun oluşmasında bunların ne tür etkileri olmuş, jeolojik süreçler içerisinde ne tür etkileri olmuş, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle Türkiye'de epirojenez konusuna girmeden önce arkadaşlar epirojenezin ne olduğunu bir hatırlayalım. Epirojenez dediğimiz şey kıta oluşumuydu. Kıta oluşumu kavramı içerisinde izostatik denge kavramı çok çok önemlidir. Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Neydi bu izostatik denge? Manto tabakası üzerinde arkadaşlar levhalarımız bir dengede dururlardı. Bu dengeye biz izostatik denge diyorduk. Demiştik ki manto tabakası üzerinde levhalar bir gemi misali yüzerler. Onların sağladığı bir denge var. Bu dengeye izostatik denge diyoruz. Peki kıta oluşumunun gerçekleşmesi için ne olması lazım? Buradaki izostatik dengenin bozulması lazım. Peki izostatik dengeyi ne bozar? Arkadaşlar burada dengede duran bir kütle var. Bu dengenin bozulması için bunun yükünün değişmesi lazım. Yani mesela buradaki kara parçasının yükü arttığı zaman ağırlaşacaktır. Buradaki kara parçası aşağı doğru hareket edecektir, çökecektir. Ve buradaki su kara içine doğru rahatlıkla sokulabilecektir. Arkadaşlar denizin kara içine doğru sokulmasına biz ne diyorduk? Transgresyon diyorduk. Transgresyon diyoruz. Deniz ilerlemesi demektir. Dış kuvvetler tarafından kara parçası üzerinde aşındırma oldu ve yük hafifledi. Yük hafiflediği için arkadaşlar kara yükselmeye başladı. Yükselmeye başladığı için deniz geriye doğru çekilmeye başladı. Buna da regresyon diyoruz. Regresyon da denizin gerilemesi anlamına gelir. Peki Türkiye'de epirojenez nasıl gerçekleşmiş? Buna bakalım arkadaşlar. Türkiye'de epirojenez kıta oluşumu öncelikle bunun temeline inmemiz lazım epirojenezden bahsetmemiz için. Arkadaşlar iki tane büyük levha var. İkinci jeolojik zamanda Loreja ve Gıntvena isimli iki tane levha var. Bu levhalar arasında da Tetis denizi var. Bu Tetis denizinde ikinci jeolojik zamanda arkadaşlar tortulaşma başladı. Ve üçüncü jeolojik zamana kadar devam etti. Burada bir kütle oluştu. Su altında kütle oluştu. Bu levhaların birbirine doğru hareket etmesiyle bu tortul tabakalar sıkıştı ve yükseldi. Arkadaşlar Alp Himalaya kıvrım kuşağı böylelikle oluşmuş oldu. Anadolu'da Alp Himalaya kıvrım kuşağının bir parçası olduğu için bu sıkışma sonucunda Anadolu'da toptan yükselişe geçmiş oldu. Üçüncü jeolojik zamana geldiğimizde dış kuvvetler Türkiye'yi aşındırmaya başladı. Bu aşındırma neticesinde arkadaşlar Türkiye hafifledi. Hafiflediği için yükselmeye başladı. Yükselme sonucunda sular geriye doğru çekildi. Yani regresyon gerçekleşmiş oldu. Regresyon gerçekleştiği için arkadaşlar buralarda görülen kıyı tipleri Türkiye'de görülen epirojenez hareketlerinin bir sonucudur. Arkadaşlar genel olarak Anadolu yükselişte fakat Anadolu'da çökmeye maruz kalan yerler var mı? Tabii ki var. Karadeniz ve Akdeniz'de bulunan çöküntü alanlar. Buralar tortul tabakalar neticesinde arkadaşlar tortulaşma neticesinde çöküntüye uğramaktadır. Yine Ergene bölümü. Burada gördüğümüz Ergene ve arkadaşlar Çukurova, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin biriktirmesi sonucunda oluşmuş Çukurova. Buralarda tortul tabakalar oluştuğu için buraların ağırlığı artmış ve buralar çöküntüye uğramıştır. Yine İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi'nin oluşumu da arkadaşlar Türkiye'de epirojenez hareketlerinin bir sonucudur diyebiliriz. Türkiye'de orojenez dağ oluşumu arkadaşlar Türkiye'deki dağlar nasıl oluşmuş? Oluşumunda neler etkili? Niye Türkiye'deki dağlar doğu batı doğrultusuna uzanır? Niye bazı dağlarımız kırık özellik taşıyor? Bazı dağlarımız sıra dağ kıvrım özelliği taşıyor? Bunların sebeplerine bir bakalım. Öncelikle orojenez nasıl gerçekleşiyor? Arkadaşlar buralar jeosenklinal dediğimiz çukur alanlarda tortul tabakalar gerçekleşti. Sular altında olan tortul tabakalar oluştu. Burada sert bir kütle oluştu. Bu sert kütle tabii milyonlarca yıl geçti. Burada büyük bir kaya parçası oluştu. Bunlar sıkışmaya maruz kaldığında arkadaşlar buradaki yapı oluşum, buradaki kütle çok sertse ne olacak? Bunlar arkadaşlar kırılarak yükselecekler. Eğer ki buralar birazcık yumuşaksa, esnekse arkadaşlar bunlar kırılmayacak, kıvrılarak
oluşacaklar, yükselecekler. Türkiye'de hem kıvrım hem de kırık özelliği taşıyan araziler vardır, dağlar vardır. Bunlar nelerdir? Bunlara bir bakalım. Arkadaşlar, öncelikle Türkiye'de orojenez Alp Himalaya kıvrım sistemi içerisinde gerçekleşti demiştik. Tetis Denizi'nin altında tortullaşma devam etti ve Loreja ve Gıntvena isimli iki levha buradan Anadolu'yu sıkıştırdı ve Anadolu'daki dağlar oluştu. Zaten buradaki, yani Anadolu'daki dağların oluşumunun temel sebebi Alp Himalaya kıvrım kuşağının oluşmasıdır. Biz bunun parçasıyız. Peki Alp Himalaya kıvrım sistemi ne zaman oluştu? İkinci jeolojik zamanda tortullaşma başlamıştı. Bu milyonlarca yıl devam etti ve üçüncü zamana geldiğimizde sıkışma neticesinde Alp Himalaya kıvrım kuşağı harekete geçmiş ve üçüncü jeolojik zamanda Anadolu'da bu Alp Himalaya kıvrım sistemi içerisinde oluşmuştur. Türkiye'deki araziler daha çok bu yüzden arkadaşlar üçüncü jeolojik zamana aittir diyebiliriz. Türkiye'de orojenez, sevgili gençler, burada Tetis Denizi bulunuyordu. Anadolu'nun bulunduğu coğrafyada Tetis Denizi vardı ve Tetis Denizi'nin altında tortullaşma başlamıştı. 3. jeolojik zamanda da Alp Himalaya kıvrım sisteminin sonucunda, neticesinde Anadolu toptan yükselmeye başlamıştı. Bu yüzden Anadolu'nun bulunduğu coğrafyadaki tortul tabakalar farklı özellikler gösteriyor. Yani çok sert bir özelliğe sahip olan araziler kırılarak yükselmişti. Buralarda kırık dağlar oluşmuştu. Esnek yapıya sahip olan alanlarda ise kıvrılarak sıra dağlar oluşmuştu. Bunlar da kıvrım dağlarımızdı. Peki kırık dağlarımız nerede arkadaşlar? Kırık dağlar dediğimizde hemen aklımıza neresi gelecek? Batı Anadolu gelecek. Madra, Yunt, Boz Dağlar, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları, bir de burada arkadaşlar Nur Dağlarımız var. Bunlar kırılmalar sonucunda oluşmuş dağlarımızdır. Kırık dağlarımızdır. Kuzey Anadolu'daki ve Toroslar'da bulunan dağlarımız da arkadaşlar, buralar esnek yapıya sahip olduğu için bunlar da kıvrılarak oluşmuş sıra dağlardır. Kıvrım dağlardır. Kıvrım dağlar. Arkadaşlar bunlar kuzeyden ve güneyden birbirine doğru yaklaşan Loreja ve Gıntvena isimli iki levhanın sıkıştırılması sonucunda oluşmuştu. Bizde yeryüzünün oluşmasına, dağların oluşmasına etkili olan bir diğer levha da Arabistan levhasıdır. Arabistan levhasıyla arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesindeki dağlarımız oluşmuştur diye genelleme yapabiliriz. Türkiye'de volkanizma. Arkadaşlar genel olarak Türkiye arazisine baktığınızda Türkiye arazisinin yaklaşık 1/3'ünün volkanik alanlarla kaplı olduğunu gözlemleyebiliriz. Oldukça geniş alanlara yayılmışlardır ve Türkiye'de çok fazla volkanik şekillere de rastlarız. Öncelikle ben şunu bir söyleyelim. Burada yeşil olarak çizdiğimiz alan Kapadokya olarak tarif edilen alandır. Arkadaşlar buralarda volkanik şekiller yaygın olarak görülür. Kapadokya dediğimiz alanlarda peri bacaları sık sıkla karşılaştığımız yeryüzü şekillerinden bazılarıdır. Burada bir de Meke tuzlamız var arkadaşlar. Türkiye'nin nazar boncuğu olarak bildiğimiz Konya Karapınar yakınlarında bulunan bir volkanik şekildir. Bunun dışında dağların Türkiye'deki yayılışına bakalım. Hangileri volkanik dağlardır? Doğu Anadolu bölgesine gidiyoruz. Çok fazla geniş alana yayılmış bir volkanik arazi. Ağrı Dağı, Tendürek, Süphan, Nemrut dağları, bunlar Doğu Anadolu bölgesinde bulunan volkanik dağlardır. Hemen İç Anadolu'ya geçiyorum. Erciyes, Melendiz, Hasan Dağı, Karaca Dağı ve Karadağ, bunlar da İç Anadolu bölgesinde bulunan volkanik dağlardır. Burada dikkat etmem gereken şeylerden bir tanesi, İç Anadolu bölgesinde bulunan Karacadağ ile Güneydoğu'da bulunan volkanik dağın ismi aynıdır. Yani Karacadağ denildiğinde aklınıza İç Anadolu gelmesin sadece. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki dağın ismi de Karacadağ'dır sevgili gençler. Batı Anadolu'ya gidiyoruz. Kula volkanlarımız var. Manisa çevresinde Kula volkanlarımız var. Buralarda da volkanik alanlar oldukça geniştir. Bir de arkadaşlar Bursa'daki Uludağımız İç Püskürük volkanik dağdır. İç Püskürük volkanik dağdır. Uludağ'da volkanik dağ olduğunu unutmayalım. Türkiye'de depremler. Türkiye deprem tehlikesi haritasını incelediğimizde biliyorsunuz bu harita 1 Ocak 2019 tarihinde yasal olarak yürürlüğe girdi artık. Şu anda arkadaşlar biz deprem tehlike haritasına baktığımızda nerelerin tehlikeli, nerelerde tehlikenin az olduğunu söyleyebiliriz. Peki nereler tehlikeli? Bizde 3 kuşak şeklinde uzanan büyük deprem kuşağı var. Bunlar nelerdir? Bunların ilk arkadaşlar Saros Körfezi'nden başlayan ve Karadeniz boyunca devam eden Van'a kadar, Doğu Anadolu'ya kadar uzanan bir hattımız var. Buraya Kuzey Anadolu fay kuşağı diyoruz, yani KAF diyoruz.
Hatay'dan başlayan ve yine Van'a kadar uzanan, Doğu Anadolu'ya kadar uzanan bir hattımız var. Buraya Doğu Anadolu fay kuşağı diyoruz. Yani DAF diyoruz. Bir de arkadaşlar Ege'de, Batı Anadolu'da bulunan fay kuşağımız var. Buna da Batı Anadolu fay kuşağı BAF diyoruz. Buralar deprem riskinin en fazla olduğu yerlerdir. Biz Türkiye'nin deprem alanlarını arkadaşlar 5 derecede sınıflandırıyoruz. Bunlar 1. dereceden deprem bölgeleri, 2, 3, 4 ve 5. dereceden deprem bölgeleridir. En tehlikeli olanları 1. dereceden deprem bölgeleridir. Arkadaşlar en tehlikesiz olanlar da 5. dereceden deprem bölgeleridir. Türkiye çok hareketli bir ülke. Arkadaşlar sürekli yerde oynamalar var. Fay hatları sürekli hareket halinde. Bu yüzden deprem riski çok çok fazla olan bir ülkede yaşıyoruz. Peki 5. dereceden deprem bölgesi olan yerler var mı Türkiye'de? Var arkadaşlar. Tuz Gölü ve çevresi. Tuz Gölü ve çevresi. Anamur'a kadar uzanan bir hattımız var. Buralar deprem riskinin en az olduğu yerlerdir diyebiliriz. Peki Türkiye'de sadece depremler fay hatlarının hareket etmesi sonucunda mı gerçekleşiyor? Hayır. Biz depremleri tektonik, volkanik ve arkadaşlar çöküntü depremleri olarak 3 sınıfa ayırmıştık. Bunlardan hangileri Türkiye'de aktif bir şekilde depremlere sebep oluyor? Bir kere volkanik depremler bizde görülmez. Niye? Aktif volkanlarımız yok. Bizde daha çok tektonik depremler görülür ve çöküntü depremleri görülür. Tektonik depremlerin dağılışı bu şekilde. Peki çöküntü depremler bizde nerelerde fazla? Yer altındaki boşlukların tavanlarında yaşanan çökmeler sonucunda gerçekleşen deprem türleridir bunlar. Bizde daha çok Akdeniz ve çevresinde görülür. Maden ocaklarının bulunduğu arazilerde görülür diyebiliriz. Arkadaşlar karstik bölgelerde çok çok fazla görülürler. Karstik bölgelerde görülmesinin sebebi de yer altta bulunan kayaçlar karstik özellik taşıdığı için bunlar suyla temas ettiği zaman hızlıca çözülmeye vuracaklar ve yer altta boşluklar oluşacaktır. Bu yüzden bu boşluklar zamanla çökecek ve çöküntü depremler yaşanacaktır. Yani karstik arazilerin yaygın olduğu bölgelerde daha çok çöküntü depremlere rastlanılır. Bunlar da daha çok bizde Akdeniz bölgesinde yaygındır diyebiliriz. Evet sevgili gençler, Türkiye'de iç kuvvetler konusunu burada noktalıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.